Şimdi iki tane aradaki farkı anlattınız hocam. Saat ve erken teşhis. Bütün yayınlarımızda Kesinlikle. zaten dile getiriyoruz. Burada tabii ölüm korkusu olduğundan dolayı endişe ediyor ama aslında kalp krizi de ölüm risklerinin içerisine en önemli hastalıkların başına geliyor. Doğru mu hocam? Evet. Yani örnek vermek gerekirse COVID'i biliyoruz. COVID'in toplum sağlığı açısından ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Bir yıldır yaşadığımız süreçte bunu ortaya koyuyor. Ama kabul edelim ki COVID'deki ölüm riski, ölüm oranı belli risk gruplarında bile belli değerin üzerine çıkmıyor. Biz hastalar ve hekimler olarak hastaneye ulaşamama oranı %30'ları bulan bir kalp krizini düşünün. Yani hastalarımızın ne yazık ki bir kısmı %20 ila 30'u hastaneye yetişemeden hayatını kaybediyor. Evet. Hastane içerisindeki ölüm oranı %10 civarındadır genelde. Bu tabii türüne göre, hastaların bir takım özelliklerine göre değişmekle beraber genel ortalama budur. Ama COVID için düşünürsek, bugün risk gruplarını da hesaba katıp tüm ortalamayı aldığımızda %2'lerin altında. Evet. Yani öncelikleri belirleme meselesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından önemli bir oran. COVID pandemisi endişesiyle hastaneye başvurmaktan kaçınan kişinin risk karşılaşmak durumunda kaldığı risk oranı %30 civarında. Yani kalp krizine dönüşür ve hastaneye ulaşamaz ise böyle bir hayati riskle karşı karşıya. Dolayısıyla elbette burada hastalarımızı suçlamak anlamında bu kaygılar söylediklerimizi var. Evet, kastetmiyoruz. Bir hastanın göğüs ağrısının veya bir takım şikayetlerinin kalp krizi olduğunu anlayamaması da söz konusudur. Bu ihtimal dahilindedir. Bazen öyle silik belirtilerle kendini gösteriyor ki yer yer hekimlerin bile kalp krizi teşhisi koymakta zorlandığı oluyor. Elbette bu kaçınılmaz olarak karşılaşabildiğimiz bir durum ama biz temel olarak şu mesajı mutlaka vermek durumdayız. Kalp krizi COVID enfeksiyonundan daha ciddi ve daha tehlikeli bir tablodur. Bunun belirtileri söz konusu olduğunda hastalarımız gecikmeden hekimlere ve hastanelere müracaat etmek durumundadır. Aradaki risk karşılaştırılabilir olmaktan çok uzaktır.